Merhaba arkadaşlar, güzel bir günden herkese selamlar. Bu ünitede neler öğreneceğiz? Kelimelerimiz var arkadaşlar, onları gözden geçireceğiz. Eski kelimeleri tekrar edeceğiz. Evet, var birkaç tane ama daha çok böyle kenarda köşede kalmış kitabınızda olan yeni kelimeleri koymaya çalıştım. Onları öğreneceğiz. Should yapısı var. Should yapısıyla tavsiyede bulunacağız. Bunlara örnekler vereceğiz. Must yapısıyla güçlü tavsiyelerde bulunacağız. Onlara örnekler vereceğiz. Must yapısının kullanım alanları, should da must'ı birazcık ayırmamız için bir kullanım alanlarını göstermek istedim. Sonra have to yapısını göreceğiz. Zorunlulukları bildirmede. En sonunda must ve have to arasındaki farkları gösterip dersimiz bitecek. Let's start with words. Kelimelerimizle başlayalım. Solar enerji. Solar enerji. Güneş enerjisi. Wind enerji. Wind enerji. Rüzgar enerjisi. Yollarda bunları artık dikkat edersiniz. Gördüğünüz zaman bunların rüzgar türbini olduğunu biliyorsunuz, artık öğrendiniz. Burada renewable enerji. Bakın arkadaşlar, new yeni demek ya, able ebilir anlamı katar. Renewable yenilenebilir enerji. Ne demek yenilenebilir enerji? Yani sürekli devam eden doğal süreçlerde var olan enerji. Kısaca doğada bulunan enerji. Sürekli olan, sürekli olan ve hani bitmeyen. Nedir? Güneş enerjisi. Güneş her zaman var. Rüzgar enerjisi. Rüzgar her zaman var. Hidroenerji, hidroelektrik enerji diyeyim, bu da var. Suyun akış gücünü kullanarak elde edilen enerji, yani suyun akışının oluşturduğu kinetik enerji. Bakın burada su aktıkça burada bir kinetik enerji oluşuyor. Bu oluşturulan kinetik enerji de hidroelektrik santrallerinde kullanılıyor. Evet, bunun dışında bir de dalga enerjisi var. Bunu da unutmayın. Gene dalgaların oluşturduğu kinetik enerjiden faydalanılıyor. Bunlar yenilenebilir enerji. Doğada sürekli olan. Public transport ya da transportation, public transportation. İki şekilde de kullanılıyor arkadaşlar. Toplu taşıma. Public transport, public transportation. Toplu taşıma. Neler? Otobüs, uçak. Arkadaşlar bunu araba zannetmeyin, yani şeydi, bu dolmuş arkadaşlar, özel araba, hususi araba değil, dolmuş, bu çeşidi de var. Onun dışında metrobüs, Marmaray, bakın görüyorsunuz, evet, onlar da toplu taşımalar. Carbon dioxide, evet, karbondioksit, carbon dioxide, bu da fendeki numarası diyeyim. Oksijen. Habitat, doğal ortam. Habitat, doğal ortam. Fossil fuel, fosil yakıt. Fossil fuel, fosil yakıt. Neler arkadaşlar? Coal, kömür. Petrol, benzin. Natural gas, doğal gaz. Bunlar arkadaşlar fosil yakıta giriyor. Fosil yakıtı, tabi doğal gazı biraz hani ayırarak konuşuyorum. Bunlar yandığı zaman, özellikle kömür, benzin yandığı zaman arkadaşlar, karbondioksit açığa çıkıyor. Karbondioksit açığa çıktığı zaman hava kirliliğinden tutun, küresel ısınma, dolayısıyla iklim değişikliği, asit yağmurlarına kadar sebep oluyor. Fosil yakıtların zararları var. Doğal gazı tabi bunlardan biraz ayrı tutuyorum. Air pollution, hava kirliliği. Air pollution, hava kirliliği. Pollute, kirletmek. Pollution, hava kirliliği. Environmental pollution, çevre kirliliği. Environmental pollution. Environmental pollution, çevre kirliliği. Water pollution, su kirliliği. Water pollution, su kirliliği. Bu resmi özellikle koydum arkadaşlar. Bakın hani bizim atmış olduğumuz bir tane naylon poşet ne olur ki diye düşünebiliriz. Bakın denizin altındaki, denizdeki canlılara nasıl zarar veriyor. Onlar, hayvanlar da bunları yiyecek zannedip yiyip ölüyorlar. Ölümlerine sebep oluyoruz. Şu resmi de özellikle koydum. Evet, maalesef gene bakın atıklardan dolayı balıklar
oksijen alamıyorlar ve ölüyorlar. Bunlara biz sebep oluyoruz. Temperature. Temperature. Sıcaklık. Temperature. Sıcaklık. Factory. Fabrika. Factory. Fabrika. Increase. Artma, yükselme. Increase. Artma, yükselme. Şuradan aklınıza tutabilirsiniz. Krizde nasıl her şey yükselir, fiyatı artar? Evet. Crease, increase, artma, yükselme. Burada da özellikle bu resmi koydum. Increase, artma, yükselme. Decrease, azaltmak. Decrease, reduce. Bunu hatırlarsınız zaten. Bunu geri dönüşümde daha az kullanmalıyız derken, azaltmalıyız derken bunu kullanmıştık. Bu kelimeyi biliyorsunuz. Decrease, reduce, azaltmak. Decrease, reduce, azaltmak. Garbage, litter, rubbish, junk, trash, çöp. Arkadaşlar hepsini kullanıyorlar. Burada trash'ı bu resim olduğu için buraya koymadım, sığmaz diye zaten de. Çöp hepsini kullanıyorlar dediğim gibi. Garbage, litter, rubbish, junk, trash. Junk'ı şeyden hatırlarsınız. 10. ünitede space junk vardı. Uzay çöpü vardı. Evet, oradan hatırlayabilirsiniz. Çöp. Precaution. Precaution. Önlem, tedbir. Precaution. Bu resmi özellikle koymak istedim. Hani hem zaten günümüzde olaylarla alakalı. Evet, koronavirüsü nasıl kullanabiliriz? Nasıl tedbir alabiliriz? Önlem alabiliriz diye. Evet, ellerimizi sık sık yıkamalı, maske kullanmalı, eldiven kullanmalı. Burayı görselde aklınıza daha çok kalacağını düşünüyorum. Precaution. Önlem, tedbir. Precaution. Efficient, efficient, verimli, efficient, verimli. Protect, korumak, protect, korumak. Burada gene protect yourself, kendini koru, korona ile ilgili olarak. Yazdığın zaman arkadaşlar korumaktır, önlemdir, tedbirdir dediğin zaman direkt zaten korona ile ilgili birçok görsel çıkıyor. Protect, korumak. Turn into, dönüşmek. Turn into, dönüşmek. Bu resim çok hoşuma gitti. Tırtıldan kelebeğe dönmesi. Bunu görünce direkt hani dedim bu resmi koyayım. Turn into, dönüşmek. Kitabınızda iki kelimede de yazıyordu. O yüzden ikisini de beraber almak istedim arkadaşlar. Pesticide, insecticide. Pesticide, insecticide. Böcek ilacı. Tarım ilacı diye de geçiyor. Böcek ilacı da geçiyor. Pesticide, insecticide. Evet, onu koyunca bunu koymamak olmazdı. Aklınızda bulunsun. Insect, böcek demek. Insect, böcek. Böcek çeşitleri var. Bu arada uğur böceği de olsa, ne kadar sevimli de olsa gene arkadaşlar böcek statüsüne giriyor. Insect, böcek. Responsible, sorumlu. Responsible, sorumlu. Senin arkadaşlar bir günteniz var bununla alakalı. Çok kullanacaksınız bu kelimeyi. Be responsible for your own actions. Kendi hareketlerinden sorumlu ol demek. Kendi hareketlerinden, kendi yaptıklarından, davranışlarından sorumlu ol demek. Dig, kazmak, çukur açmak. Dig, kazmak, çukur açmak. Dig. Threaten, threaten, tehdit etmek. Threaten, tehdit etmek.
straighten. Harmful, zararlı. Harmful, zararlı. Bu resmi çok beğendim. Aklınıza daha çok kalsın diye bu resmi koydum. Harmful. Explosive. Explosive. Patlama. Explosive. Patlama. Broken. Kırık. Kırılmış. Broken. Kırık. Kırılmış. Kalp de buna giriyor arkadaşlar. Against. Karşı. Aleyh. Against. Karşı. Aleyh. Climate, iklim. Climate, iklim. Burada winter, kış. Spring, ilkbahar. Summer, yaz. Autumn, sonbahar. Bir de arkadaşlar bir kelime daha var. Burada onu da yazayım size. Fall. Fall, bu da sonbahar demek, özür dilerim. Winter, kış. Spring, ilkbahar. Summer, yaz. Autumn'da, fall'da ikisi de sonbahar demek. Fall zaten düşmek fiili. Hangi mevsimde yaprak düşer? Sonbaharda. Evet, ikisi de sonbahar demek. Ingredients. Ingredients. Malzemeler, içindekiler. Bir yemeğin içindekiler, yani yemeğin malzemeleri anlamında kullanılıyor. Ingredients. Ingredients. Malzemeler. Ingredients, malzemeler. Turn on, turn off, açmak, kapatmak. Turn on, turn off. Greenhouse, sera. Greenhouse, sera. Bunu arkadaşlar çevirirken yeşil ev gibi oluyor ama değil. Greenhouse, serayı bilmeyenler için kısa bir özet geçeyim, kısa bir bilgi olsun. Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği, hava şartlarına karşı korunduğu cam veya naylonla kaplı yerdir. İki resmi de koydum. Buradaki cam, burada da naylon. Burada arkadaşlar kışın bile yediğimiz sebzeler var. Yaz sebzeleri kışın bile yiyoruz. En iyi bildiğimiz zaten domates değil mi? Normalde yazın olması gerekiyor ama seralar bunları yetiştiriyor. Burayı naylonla ya da böyle camla kaplayıp dışarıdaki kışın bile o güneşi alıp buraya sıcak tutuyorlar. Bitkileri, meyveleri ve sebzeleri böylelikle yetiştiriyorlar. Sera burası arkadaşlar. Bilmeyenler için söylemiş olayım. Evet, giving advice, tavsiyede bulunmak should. Birine bir tavsiyede bulunurken, tavsiye dersin, nasihat dersin, öneri dersin, iki farklı yapı kullanabiliriz. Birincisi özne, sonra should, sonra fiilin birinci hali, yalın hali, yapmalısın anlamında. You should see a doctor for your headache. Headache, headache hatırlayın arkadaşlar, 5. sınıfta sizin sağlık üniteniz vardı, baş ağrısı. Karın ağrısı, diş ağrısını da geçiyordu. Baş ağrın için doktora gitmelisin. You should see a doctor, evet, for your headache. Baş ağrın için doktora gitmelisin. Özlemizi koyduk, should'u koyduk. See, fiilin birinci halini, yalın halini koyduk. Yapmalısın, etmelisin anlamında. Okay. Olumsuzluğa bakalım. Olumlu şekilde tavsiye verebiliriz. Bir de olumsuz şekilde de olabilir. You shouldn't. Buradaki not olumsuz eki geldi ve fiilin birinci hali gene yalın hali. Yapmamalısın anlamı katacak. Alex shouldn't eat so much junk food. Junk biraz önce hatırlayın, çöp demiştik değil mi? Abur cubur diye çeviriyoruz burada ama sağlığımıza zararı olan, hani faydası olmayan şeyler zaten arkadaşlar. Evet, çöptür ama burada tabi abur cubur diye çeviriyoruz. Alex bu kadar çok abur cubur yememeli. Bu da olumsuz şekilde tavsiyede bulunduk biz. Should özneye göre değişmez. Hem you'yu hem Alex'i özellikle burada vermek istedim. İkisine de bakarsanız arkadaşlar should değişmedi. Tabi burada olumsuz hali olduğu için ama fiil değişmedi. Evet, özneye göre değişmiyor should'umuz. Evet, şimdi örneklerimiz var. You eat chicken soup. Chicken soup tavuk çorbası arkadaşlar. Tavuk çorbası içmeli misin, içmemeli misin? Devamına bakalım. It good for your health. Sağlığın için iyidir diyor.
Sağlığımız için iyi ise zaten chicken soup'un da tavuk çorbası olduğunu biliyoruz. O yüzden evet, hastalandığımız zaman her zaman değerli de should, evet. Özellikle hastalandığımız zaman çok iyi geliyor tavuk çorbası. You should eat chicken soup. Tavuk çorbası içmelisin. It good for health. Sağlığın için iyidir. Drink milk every day. Evet arkadaşlar, özellikle şu aralar ayran, yoğurt, süt değil mi? Çok tüketmemiz gerekiyor prebiyotik olduğu için. Her gün sütü should mu shouldn't mu olur? Arkadaşlar her gün, bir de zaten siz büyüme çağındasınız. Sizin için daha da önemli. You should drink milk every day. Her gün süt içmelisin. Evet. We have little time. Ha, little özellikle arkadaşlar burada time. Little time. Zaman sayılır mı? Hatırlayın. Zaman sayılmaz. Şey dediğinizi duyuyorum ama hocam 1 saat, 2 saat. Hayır. Orada saydığımız 1 saat, 2 saat, 3 saat. Saydığımız saat arkadaşlar zaman değil. Zaman sayılmaz. Zaman sayılmadığı için başına sayılamayanlara little, biraz anlamında, az anlamında little gelir. We have little time for the exam. Sınav için az zamanımız var. Evet, hurry, hurry arkadaşlar, acele etmek demek. Az zamanımız varsa acele etmeli miyiz? Should mu, shouldn't mu? Should gelir arkadaşlar. We have little time for the exam. Sınav için az zamanımız var. We should hurry. Acele etmeliyiz. I have sore throat. Gene sağlık ünitesinden 5. sınıfta hatırlarsınız. Boğazım ağrıyor. Hastalıklar have fiiliyle kullanıyor. Boğazım ağrıyor. Peki boğazı ağrıyorsa bir kişi, öbür kişi ona ne söyleyebilir? Drink cold water. Cold water içsin mi? Hayır, içmesin. You shouldn't. You shouldn't drink cold water. Soğuk su içmemelisin. But, ama, fakat, drink herbal tea. Herbal tea, belki reklamlardan da hatırlarsınız arkadaşlar, bitki demek. Bitki çayı. Bitki çayı ıhlamur gibi, bu nane limon gibi çaylar. Peki nane limon içsin, ıhlamur içsin mi? Evet, içsin. O zaman you should, tavsiye bir, you should, tavsiye veriyoruz. Ne dedik? Boğazım ağrıyor dedi arkadaşımız. You shouldn't drink cold water. Soğuk su içmemelisin. But, fakat you should drink herbal tea. Evet, bitki çayı içmelisin. Evet. Burada but zaten hatırlayın. But'ta nasıl bağlıyorduk? İlk cümle olumlu, olumsuz ya da öbür cümle olumsuz, olumluysa tam tersi. İlk taraf olumsuz, olumlu, öbür taraf olumsuzsa bunu but'la bağlıyorduk. Burada da zaten yeri gelmişken söyleyeyim. Peki students make noise in the lesson. In the lesson derste make yapmak, noise gürültü, ses. Öğrenciler derste gürültü yapmalı mı? Should mu, shouldn't mı? Öğrenciler derste shouldn't arkadaşlar. Shouldn't students shouldn't make noise in the lesson. Öğrenciler derste gürültü yapmamalı. They keep their room tidy. Tidy düzenli demek arkadaşlar. Their room, onlar odalarını keep, tutmak. Onlar odalarını düzenli, should mu, shouldn't mı? Arkadaşlar, odanızı düzenli tutmalısınız. Should olur. They should keep their room tidy. Onlar odalarını düzenli tutmalı. Burada soru olarak koydum. Lose weight, lose kaybetmek, weight kilo, kilo kaybetmek. Ha, buradaki to'yu hatırlayın, kilo kaybetmek için amaç bildiren to'ydu. Geçen hafta görmüştük. Amaç bildiren to, evet. Burada soru, I do to lose weight, kilo kaybetmek için ne yapmalıyım ya da ne yapmamalıyım? Bakalım cevaba. Eat less, less ne demekti? Daha az, daha az. Daha az. O zaman burada cevap sorumuz nasıl olur? Should olur. What should I do to lose weight? Kilo kaybetmek için ne yapmalıyım? Cevap da şu olur. You eat less. Less daha azdı. Hatırlayın. Less daha az. Daha az yemelisin. You should eat less. Daha az yemelisin. Bunun tam tersi neydi? Zıt anlamı olan. Gelmişken onu da hatırlatalım. More daha fazla. Şöyle de cümle kurabilirdik. You shouldn't eat more. Daha fazla yememelisin. You should eat less.
daha az yemelisin şeklinde kurabiliriz. Giving strong advice. Bak, güçlü tavsiyede bulunacağız artık. Deminkiler hep bizim nasihat önerimizdi. Artık daha güçlü önerilerimiz olacak. Peki, ha, nasıl cümle kuracağız? İki farklı yapı kullanırız. Özne, must, fiilin birinci hali, yani yalın hali, yapmalısın anlamına gelecek. You must drink water for your health. Sağlığın için su içmelisin. Evet, özellikle de 2 litre, değil mi? Bunu doktorlar söylüyor artık. Yani bak, güçlü bir şekilde bağışıklık sistemimiz içinde bizim bol bol su içmemiz gerekiyor. You must drink water for your health. Peki, olumsuzuna bakalım. Özne, mustn't, not anlamı katan, olumsuz anlamı katan not ekimiz var. Fiilin birinci hali, yalın hali. You mustn't drink alcohol. Evet, içki, alkol kullanmamalısın, içmemelisin anlamında. Bu sağlığımız için zararlı çünkü. Notumuz var. Mustn't aynı zamanda yasaklardan bahsederken de kullanılıyor. Yasak demek için. You mustn't light a fire here. Burada ateş yakmamalısın derken de burada gene yasak anlamında mustn't'ı kullanıyoruz. Yapmamalısın anlamında var, yasak anlamında veren tavsiyemiz de var. Mustn't'ın örneklerine bakalım daha iyi anlamak için. The children mustn't sit in front of the car. In front of, önünde. Arabanın önüne mustn't sit. Oturmamalı kim? The children. Çocuklar arabanın önüne oturmamalı. Evet, oturmamalı. Güçlü bir tavsiye veriyoruz burada. Oturmamalı, sakıncalı. We mustn't park here. Buraya park etmemiz yasak. Bunu özellikle koydum, yasak anlamı ile kurulan cümleler. There is no parking sign. Park edilmez işareti var. Evet, bak burada park edilmez işareti var. Buraya park etmemiz yasak. We mustn't park here. There is no parking sign. Evet, a baby mustn't play with the marbles. Marbles, hatırlayın, misket demek arkadaşlar. Evet, bebek misketle oynamamalı. Evet, tehlikeli. Güçlü bir tavsiye var. Bebek misketle oynarsa, arabanın önünde oturursa bunlar sakıncalı. Must gelir arkadaşlar. Mustn't gelir arkadaşlar burada da. She mustn't talk during the lesson. During, sırasında, esnasında anlamında. Ders esnasında konuşmalı mı? Hayır. Ders esnasında konuşmamalı. Evet. Burada gene bir kuraldan bahsediyoruz. Ders esnasında konuşmamalı. Güçlü tavsiye var. Şimdi must'la should'u ayırt edebilmek için kullanım alanlarına bakalım istedim. Bir görevden ya da zorunluluktan bahsederken drivers, drive, kullanmak, sürmek, araba sürmek, araba sürmekten er takısı gelmiş sürücüler. Sürücüler must fasten their seat belt. Sürücüler emniyet kemerlerini bağlamalı. Bak, burada bir zorunluluk var değil mi? Artık yani bu öneri falan değil, zorunluluk var. Evet. Students must learn this poem by heart. Poem arkadaşlar şiir demek. By heart da ezbere bilmek anlamında, ezberlemek anlamında. Students must learn this poem by heart. Öğrenciler bu şiiri ezbere bilmeli. Onların, öğrencilerin görevi ya da zorunluluğu. You must do your homework. Ödevlerini yapmalısın. Bu senin görevin. Evet. Ödevini yapmalısın. You must do your homework. Bir şeyin gerçekten gerekli olduğunu vurgulamak için. You must eat fruit for your health. Sağlığın için meyve yemelisin. Evet, gerçekten gerekli. Sağlığımız için meyve sebze çok önemli. Su içmek çok önemli. Children must eat properly. Properly arkadaşlar uygun, düzgün bir şekilde demek. Burada hani çocuklar düzgün bir şekilde de diyebiliriz. Dengeli beslenmeli diye de çevirebiliriz. Children must eat properly. Çocuklar dengeli beslenmeli, düzgün beslenmeli. Evet, gerçekten gerekli. You must quit smoking. Quit arkadaşlar bırakmak anlamında. Burada smoking, ing takısı gelmiş, isimleşmiş. Sigarayı bırakmalısın. Evet, gerçekten bu gerekli çünkü. You must quit smoking. Sigarayı bırakmalısın. She must call her mom. It's urgent. O annesini aramalı. Durum acil. Gerçekten annesini aramalı. Çocuklar gerçekten meyve sebze yemeli. Dengeli beslenmeli. Sigarayı gerçekten bırakmalı. Bak, gerçekten gerekli. Acil durumda annesini aramalı. Burada da must kullanacağız arkadaşlar.
durumun kesinliğinden emin olduğumuzda. Nasıl yani? You have been working for 10 hours. You must be tired. Şimdi bu üst sınıflarda göreceğiniz bir zaman. Geçmişte başlayıp hala daha devam eden ink takısı zaten şimdiki zamanı size hatırlatmıştır. 10 saattir çalışıyorsun. Yorgun olmalısın. Bak 10 saat önce başlamışsın. 10 saatten beri çalışıyorsun. Bu insan yorgun olmalı artık. Kesinliğinden eminiz. Değil mi? You must be tired. Yorgun olmalısın. It must be cold outside. Outside dışarısı. Must be cold. Soğuk olmalı. The weather is snowy. Hava kar yağışlı. Bak havada kar yağışı var. Kar yağıyor artık. Dışarısı soğuk olmalı. Kesinliğinden eminiz artık arkadaşlar. Must gelir. Maggie must be hungry. She hasn't eaten anything today. Anything'i evet bu cümleyi de özellikle koydum arkadaşlar. En iyi hatırlayın. Olumsuz cümlelere gelirdi. Hasn't olumsuz cümleye koyduk. Okay. Maggie aç olmalı. Bugün hiçbir şey yemedi. Maggie must be hungry. Aç olmalı. She hasn't eaten anything today. Bugün hiçbir şey yemedi. Artık durumdan kesin eminiz değil mi? 10 saatten beri çalışıyorsun. Dışarıda kar yağıyor. Sabahtan beri bir şey yemedi. Tüm gün bir şey yemedi. Artık bunlara must gelmeli. Must yardımcı fiilinden sonra to gelmez arkadaşlar. Yani he must to go to school olmaz. He must go to school. Özne, must, fiil. Buradaki to'yu hatırlayın. A anlamı katan, yön bildiren. A bu. Evet. O okula gitmeli. To school okula anlamı katıyor. Evet. Burada tekrardan burada to gelmesine gerek yok. Özne, must. Şuradan to'yu evet hemen çıkartıyoruz. He must go to school. O okula gitmeli. Must başka bir yardımcı fiile de kullanılmaz. This must can be the answer. Olmaz arkadaşlar. Bak hem must var hem can olmaz. İki tane yardımcı fiil olur mu? This must be the answer. Cevap bu olmalı derken bir tane olmalı bak. Burada can, şuraya gelelim. Buradaki can de olmaz. Must, yardımcı fiilleri hatırlayalım. Must var, can var, should var, do var, did var. Bunlar da am, is, are var. Arkadaşlar bunlar da yardımcı fiildir. Bunlar olmaz. Must varken yani hepsi aynı anda olmaz. Hepsi bir tane, her cümlede bir tane yardımcı fiil olur. Düz olarak aklınızda böyle kalsın. This must be the answer. Cevap bu olmalı. Örneklerimize bakalım. Evet. You forget to pay your rent. Rent arkadaşlar kira demek. Kira, your rent. Kiranı to pay ödemek. Evet buradaki to'yu da hatırlayın. To. Buradaki fiilimiz ne? Forget fiili. Unutmak. To pay ödemeyi. Your rent. Kiranı ödemeyi. Unutmalı mısın? Unutmamalı mısın? Arkadaşlar. Mustn't. You mustn't forget to pay your rent. Kiranı ödemeyi unutmamalısın. You mustn't forget. Unutmamalısın. To pay. Ödemeyi unutmamalısın. Your rent. Kiranı. Ödemeyi unutmamalısın. Devam ediyoruz. Pharmaceutical companies test. Test arkadaşlar normal test. Product üretme, produce üretmek, product ürün. Ürünlerini on animals hayvanlar üstünde, hayvanlarda. Bu da arkadaşlar söyleyeyim ilaç firması demek. Pharmaceutical ilaç firmaları hayvanlar üzerinde product ürünlerini denemeli mi? Denememeli mi? Arkadaşlar mustn't. Pharmaceutical companies mustn't test products on animals. It is not fair. İlaç firmaları ürünlerini hayvanlar üzerinde denememeli. It's not fair. Bu adil değil. Bence de arkadaşlar hayvanlar üzerinde denenmemeli. You should your passport to the officer. Ofis zaten. Bakın sonra er takısı gelmiş. Ofiste çalışan insan kimdir? Memur. Memura pasaportunu göster mi diyor, gösterme mi diyor. Devam edelim. Otherwise, aksi takdirde you can't pass the gate. Kapıdan geçemezsin. Ha, o zaman arkadaşlar biz burada
kalemimi buldum. Evet. You must show your passport, pasaportunu to the officer, memura göstermelisin. Otherwise, aksi takdirde you can't pass the gate, kapıdan geçemezsin. People stop when, evet, traffic lights are red. Trafik ışıkları kırmızı olduğunda, when, iken anlamında, kırmızı olduğunda, trafik ışıkları kırmızı olduğunda insanlar arkadaşlar durmalı mı? Must mı, mustn't mı? İnsanlar arkadaşlar must. Evet bak burada artık güçlü bir şekilde durmalı. İnsanlar durmalı. Must stop. Durmalı. Trafik ışığı kırmızı olduğunda. Students, öğrenciler leave, terk etmek demek. Classroom, sınıfı, during, esnasında, zamanında, the exam or lesson. Öğrenciler ders sırasında, ders esnasında veya sınav zamanında sınıfı terk etmeli mi arkadaşlar? Must mı, mustn't mı? Mustn't arkadaşlar. Tabii ki mustn't. Öğrenciler ders sırasında sınıfı terk etmemeli ya da sınav esnasında sınıfı terk etmemeli. If you have a heart condition, heart condition arkadaşlar kalp hastalığı, kalp rahatsızlığı anlamında kullanılıyor. If eğer, şayet. Şayet kalp hastalığın varsa, evet, kalp hastalığın varsa, ride binmek anlamında, the roller coaster, roller coaster'ı geçen dersimizden hatırlayın. Roller coaster arkadaşlar bu şeylerde, eğlence parklarında, luna parklarda, hani havadan böyle dönen bir oyuncak var ya, onun adı, Türkçesi yok, Türkçesi de roller coaster diye geçiyor. Eğer kalp hastalığınız varsa arkadaşlar, roller coaster'a binmeli misiniz, binmemeli misiniz arkadaşlar? Mustn't. Binmemelisiniz. If you have a heart condition, you mustn't ride the roller coaster. Şimdi, şuldan hep söyledik. Nasihat öneridir dedik. Şimdi, onu o şekilde geçtik. Yaparsın, yapmazsın, o ayrı. Ama mustn't da, şimdi kiran ödemek, evet ödemelisin. Hayvanlar üzerinde test etmemeli. Pasaportunu, memura pasaportunu göstermelisin. Trafik ışığında, evet durmalısın. Öğrenciler sınıfı terk etmemeli. Kalp hastalığın varsa roller coaster'a binmemelisin. Bunlar hep güçlü önerilerimiz, güçlü tavsiyelerimiz. Doktorların söylediği ya da trafik kurallarının söylediği durumlar. Peki, bakalım how to. Şimdi expressing obligation, zorunluluk. Burada artık zorunluluk var. Have to yapısını göreceğiz. Yasaklara ya da kurallara göre yapılması gereken eylemleri ifade etmek için have to'yu kullanıyoruz. I, you, we, they, have to geliyor. Fiilin birinci hali, yalın hali. Yapmak zorundayız anlamını katıyor. We have to stop global warming. Küresel ısınmayı durdurmak zorundayız. Evet arkadaşlar, durdurmalıyız yani. He, she, it, has to geliyor. Gene bu he, she, it, s takısı burada da var. Has to. Gene fiilin birinci hali yani yalın hali. O yapmak zorunda. He has to pay his bill. Faturalarını ödemesi gerek. Bili de geçen haftaki dersimizden hatırlayın. Fatura, hesap anlamında demiştik. Faturalarını ödemesi gerek. Burada artık bunları yapmak zorunda. Ha, burada fill in the blanks with have to or has to. Have to veya has to'ya göre dolduracağız bu boşluklarımızı. Neye dikkat edeceğiz? I, you, we, they have to gelecek. He, she, it has to gelecek. Özneye bakacağız. Bakalım. Mary's, buradaki nun anlamı, leg is broken. Broken'ı kelimelerimizden hatırlayın. Kırık, kırılmış anlamı katıyordu. Evet, Mary'nin bacağı kırık. Doctor says, doktor dedi ki, ne dedi? She stay in the bed for a month. She arkadaşlar, özlemiz she, yakaladım. Evet, she olduğuna göre have to gelmez, I, you, we, they'e gelirdi. She has to. She has to stay in the bed for a month. Bir ay yatakta kalmak zorunda. Evet, çünkü doktor öyle söylemiş. Bir ay yatakta kalmak zorunda. Peki, students, öğrenciler, biz bunun s takasını gözümüzden kaçmasın diye ben bunun hemen özne olduğunu, they olduğunu yazayım. Evet, karıştırmayalım. Students, öğrenciler, clean up, temizlemek, the school garden, tamlama yaptık. School garden, okul bahçesi. Twice, bakın two'dan türedi. İki kez anlamında. A week, haftada iki kez okulun bahçesini temizlemek zorunda.
It is their responsibility. Bu kelimeyi de hatırlarsınız önceki kelimelerimizden. Sorumluluk. It is their responsibility. Bu onların sorumluluğu derken. Öznemiz neydi? They'di. O zaman bizim buraya have to'yu seçmemiz lazım. Has to gelmez. Students have to clean up the school garden twice a week. It is their responsibility. Öğrenciler okulun bahçesini iki kez, haftada iki kez temizlemek zorunda. Bu onların görevi. Okay. There is no natural gas. Natural gas, doğal gaz dedik. Gene fossil fuel'a girip fosil yakıta giriyor. Buradaki arkadaşlar line'ı hat olarak kabul edeceğiz. Öyle çevireceğiz. Doğalgaz hattı yok. Nerede? Kate'in kasabasında. Nun anlamı katan. Kate'in kasabasında doğalgaz hattı yok. So, bu yüzden she olduğu için arkadaşlar he mi gelir? She olduğu için arkadaşlar have to mu gelir? Has to mu gelir? Evet, he, she, it'e has to geliyordu. Have to gelmez. She has to use fossil fuel to warm. Isıtmak için her home, evini ısıtmak için fosil yakıt kullanmalı. Yani kömür gibi bir yakıt kullanmalı ya da doğalgaz gibi. Yani burada doğalgaz olmadığı için özür dilerim. O zaman kullanacak. Kömür kullanacak. Luna can't wear jeans or t-shirts. Luna jean, kot pantolon veya t-shirt giyemiyormuş at work, iş yerinde. She, özlemiz ne? She have to mu gelir? Has to mu gelir? Evet, have to'nun gelmediğini biliyoruz. Has to gelir. She has to put on. Put on arkadaşlar giymek demek. Shirt and skirt, gömlek ve etek giymek zorunda. Has to arkadaşlar. She has to put on shirt and skirt giymek zorunda. Olumsuz şekline bakalım. Olumsuz şekli don't have to. Tabii buraya IUV'de için konuşuyorum. Don't have to veya doesn't have to. He, she, it'e doesn't have to gelecek. Cümleye gerek yok, zorunda değil anlamı katar ama yasaklama anlamı yok. Yasaklama anlamı mustn't katıyor. Örneklerimize bakalım. I don't have to clean the house. Don't have to. Don't have to. Don't have to. Evi temizlemek zorunda değilim. Zorunda değilim anlamı kattı. Gördünüz mü? Don't have to. Evi temizlemek zorunda değilim. People don't have to. Evet. Don't have to be rich to be happy. İnsanlar mutlu olmak için zengin olmak zorunda değil. Bakın, zorunda değil anlamı kattı. Don't have to. People tabii insanlar. D'ye girdiği için don't have to kullandık. My father, he'ye girdiği için. My father doesn't have to, evet, go to work on weekends. Week hafta, weekend hafta sonu, weekend hafta sonları. Babam hafta sonları çalışmak zorunda değil. Bakın, don't have to zorunda değil, don't have to zorunda değil, doesn't have to zorunda değil anlamı kattı. Sadece burada öznelere dikkat edeceğiz. O kadar. Şimdi must ve have to arasındaki farka da bakalım. Hem must hem de have to birbirleriyle karıştırmamak için dikkatli olmalıyız. Aralarında küçük de olsa farklar var. Mesela have to, bazı kaynaklar bunun aynı anlama geldiğini söyleyebilir. Bazen birbiri yerine kullanıyorlar. Evet, ama gene de küçük nüanslar var. Onlara dikkat edelim. Siz hata yapmayın. Have to kalıbı daha resmidir arkadaşlar. Must kalıbı daha kişiseldir. Have to kalıbı yazılı kurallara, yasalara göre yapılması gerekenleri ifade eder. Must kalıbı zorunluluk ve mecburiyet karşısında kişinin isteğini ifade eder. Ne dedik? Örneklere bakalım, daha iyi anlayacaksınız. We have to go to work. İşe gitmek zorundayız. Bakın, burada dışarıdan gelen bir zorunluluk var. Değil mi? Sistem böyle. Biz işe gitmeden para kazanabilir miyiz? Geçinmemizi sağlayabilir miyiz? Faturalar ödeyebilir miyiz? Hayır. Burada dışarıdan gelen bir zorunluluk var. We have to go to work. İşe gitmek zorundayız. Ama burada we must go to Kate's wedding. Kate'in düğününe gitmeliyiz. Burada kişinin kendine koyduğu zorunluluk var. Burada dışarıdan gelen bir zorunluluk. Burada kişinin kendine koyduğu zorunluluk var. I have to be in the office at 9 every morning. Her sabah 9'da ofiste olmak zorundayım. Dışarıdan gelen bir zorunluluk görüyorsunuz. Yani demek iş yerinin kuralı saat 9'da iş başı demişler. Dışarıdan gelen zorunluluk. I must be in the office at 9. I have a lot of work.
Saat 9'da ofiste olmalıyım. Çok işim var. Artık burada kişinin kendine koyduğu zorunluluk. Değil mi? Burada ben ofiste olmalıyım. Çok işim var. Anlamı kişinin kendine koyduğu zorunluluk. You have to carry your identity card. Identity card arkadaşlar kimlik demek. Kimliğini yanında taşımak zorundasın. Evet, böyle bir kanun var. Sordukları zaman biz kimliğimizi göstermek zorundayız. Belki haberlerde şu an izliyorsunuzdur. Hemen kimlik soruyorlar. Kimlik taşımak yasal zorunluluk. You have to carry your identity card. Kimliğini yanında taşımak zorundasın. Dışarıdan gelen zorunluluk. You must carry this box carefully. Bu kolyeyi dikkatli taşımalısın. Eğer üzerinde şöyle bir amblem varsa, kırılacak amblemi varsa, evet, güçlü bir tavsiye ile biz bunu dikkatli taşı. İçindeki kırılmasın anlamında must'ı kullanırız. I have to wear a suit at work. Suit arkadaşlar takım elbise. İş yerine takım elbise giymek zorundayım. Demek iş yerinin kuralı. Dışarıdan gelen bir zorunluluk. I must wear this skirt. Bu eteği giymeliyim. Because it looks good on me. Çünkü bana yakışıyor. Bu kişinin kendi görüşü, kendine koyduğu bir kural. Bu eteği giymeliyim çünkü bana yakışıyor. Bu üstteki zorunluluk, dışarıdan gelen bir zorunluluk. Alttaki kişinin kendi koyduğu yapma isteği, yoğun bir yapma isteği. Arkadaşlar, kelimelerimizi, evet, bildiğiniz kelimeler de vardı. Söylediğim gibi eski kelimeleri tekrar ettik. Yeni kelimeleri de öğrenelim, gözden geçirelim, defterimize yazalım. PDF'leri zaten not aldım. Ders notlarında yazıp konuyla ilgili siz de örnekler vermeye çalışın. Fabulous, harika. Sizi çok özledim. Kalbim sizinle en kısa sürede görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.